Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz direkt. Çok sağ olun. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Halil Bey. Halil Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Buyurun. Ben Halil Abanoğlu. 1984 doğumluyum. Kastamonluyum. 10 yıldır ortalama sektörün içerisindeyim. 4 yıldır burayı işletiyorum. Evet. Burası Kastamonu'nun ilk eskiden konağıdır. Turizme kazandırılan ilk konağıdır aynı zamanda. Evet. İlk kazandırıldığı günden beridir yöresel yemekler üzerine tek çalışan bir konaktır. Yani 1910 yılında yaptırılmış bir konak. Ortalama 108 yıldır. Ciddi bir konak bu. Yani biraz aşkın bir konak. Evet. Yöresel yemekler, yöresel tatlar, Kastamonu yöresine ait. Yani elimizden geldiği kadar ne varsa yöresel ürünleriyle beraber işletmeye devam ediyoruz şu anda. Harika. Biraz o zaman bu lezzetleri tanıyalım mı? Hazır söz konusu olmuşken. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi lezzetlerle karşılaşıyorlar peki? Kastamonu yöresinin yemekleri genelde biraz hani hamur işi, yağlı, genelde tereyağıyla. Yani o dönemlerde yokluktan aslında hazırlanan yemekler eski dönemlerde. Evet. Onun için bizim yemeklerimizin çoğu et ekmek. Kastamonu yöresine ait pastırmalı ekmek, ekmek çeşitleri, tirit, Kastamonu simidi vardır, kel simitten, onun üzerine yoğurt ve tereyağı kemik suyuyla yapılan bir yemektir. Evet. Yani en meşhur yemeklerini söyleyeyim. Bandımı, muz var. Yine evet. Hindiden yapılır, hindi eti, yufka, ceviz tereyağı ile yapılır. Yani evet. Geneli hamur işi dediğim gibi, yani en önde olan diyeyim öyle yemekleri. Evet. Yani en güzel yemekler bunlardır. Dışarıdan gelen misafirlerin tercih ettiği. Ve tamamıyla zaten Kastamonu'na ait yöresel yemekler. Aynen. Bunlar. Başka herhangi bir bünye barındırmıyoruz. Yok. Burada ve bir ızgara çeşitlerimiz var. Onlar evet. Da olması gereken yani hani yok dememek. Aynen o şekilde. Evet. Onlar da yöresel ürünlerimiz var işte. Kastamonu yöresine ait yine ev yapımı, köy yapımı, köyden gelen ürünlerimizi yine gelen misafirlerimize en azından sunmak için. Aynen. Ve güzel bir kahvaltı olmazsa olmaz. Tabii Şertmeköy kahvaltımız var yine. Evet. Neler var kahvaltıda? Kastamonu, ya ben şeyleri söyleyeyim size. Yöresel olanları söyleyeyim size. Değerli zaten standart. Elma ekşimiz var bizim. Ekşi olarak geçer. Şekersizdir. Kendi şekeriyle yapılır tamamıyla. Evet. Kışburnu marmelatı, köy tereyağı, köy balı. Onun haricinde pekmez çeşitlerimiz var yine Kastamonu yöresine ait. Evet. Katmerimiz var. Yani diğerleri zaten normal standart kahvaltılar da onlar. Ortalama 20-25 çeşit civarında kahvaltımız oluyor. Şertmeköy kahvaltımız. Evet, burada tayındır, pekmezdir, baldır satışlarını da yapıyoruz gelen tabii misafirlerimize. Ki. Tabii ki. Hepsi yine buraya ait. Tabii hepsi buraya ait. Hizmet sektörü zordur Halil Bey. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Aynen. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Ya bizim için en önemlisi, yani bizim için en güzel reklam müşteri memnuniyetidir. Yani şimdiye kadar da o memnuniyet sayesinde şükürler olsun hani bir yerlere geldik. Yani biz müşterilerimizden memnunuz, müşterilerimiz bizden memnun. O şekilde evet. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan Sinop'a, Samsun'a giden bir misafir dönüp Kastamonu'ya bizde yemek yiyip tekrar yoluna devam ediyor. Sadece bize yemek yemek için Kastamonu'ya giden misafirlerimiz var. Bu çok ayrı bir gurur tablosu aslında. Yani o bizim için çok büyük bir şey. Daha buralardan hani tercih edilmek bile çok mutlu ediyordur bunları duymak tabii. Sizi. Tabii ki. Ya gerçekten çok önemli bir şey. Başka bir yerde hani bizim iyi konuşulmamız, tavsiye üzerine İstanbul'dan buraya kadar gelip yemek yenmesi veyahut da herhangi başka bir ilden. Ya bizim için en büyük gurur zaten bu. Evet. Çok severek yapıyorsunuz Halil Bey işinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Hani yaşıyorsunuz burayı. Tabii ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kastamonu'da ya tarih, kültür Kastamonu'da gerçekten bu arada Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk biliyorsunuz. Evet. 2018. Yani böyle bir memleket dediğim, yani değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani evet. Kastamonu için büyük bir şey. Bizim ne kadar için güzel bu farklılıkları. Ya, hep Kastamonu'ya bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu da tabii çok önemli bir şey. Buralı biri olarak. Yani. Çünkü sadece bir ticari amaç gütmediğinizi görebiliyoruz. Kesinlikle. Burada. Yani dışarıdan gelen müşteri, yani misafir daha doğrusu biz müşteri olarak da görünüyoruz. Gelen misafirlerimize, hani bizim Kastamonu'muz misafirperverdir. Evet. Evine kesinlikle gittiğinizde olsun. Hani her konuda gelen misafir deriz yani. Yani müşteri gözüyle bakmayız. Evimize gelen bir misafir gibidir gelen. Sonra misafir bu dostluğa dönüşüyor. Çünkü aynen gelen bir öyle daha geliyor. Aynen. Ailesiyle, çocuklarıyla, çocuklarıyla evet. Aynen öyle. İçeride de zaten bir aile havası var. Bu da bizim içeri girdiğinden itibaren hissediliyor. Mutfak çalışanlarımızın hepsi bayandır aynı zamanda. Yani 10-15 yıllık bayanlardır. Evet.
%90'ı da bayandır yani, garsonlar da dahil. Hani aile ortamıdır genelde, o şekilde söyleyeyim. Yani, evet, organizasyonlar yapıyor muyuz böyle? Tabii bizim düğün, nişan, küçük çaplı düğün nişanlar oluyor. Tur organizasyonlarımız, dışarıdan gelen acentelerimiz genelde oluyor. Gençlik spor gruplarımız geliyor. Evet. Yani doğum günleri, her türlü organizasyonumuz var. Evet, biraz arz talep meselesi aslında. Tabii ki. Ya şehir merkezinde konak böyle bir hani tarihi bir mekanda bahçeli olaraktan genelde tercih ediyoruz. Evet. Ve birçok kültürü de buluşturuyorsunuz aslında burada siz. Doğudan gelen var. Tabii tabii, her yerden. Gelen var. Akdeniz'e her taraftan. Her yerden gelen misafirimiz var. Evet. Peki dönersek bir 4 sene önce, yani buraya dedik ki 4 sene önce geldik. İstediğiniz yerde misiniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Ya da bundan sonraki süreçlerde neler olur sizin için? Şöyle söyleyeyim. Hedeflerimize ulaştık. Yani ben biz çok çalıştık. Yani hani bir şeyler yapmak için nasıl söyleyeyim? İyi bir yere geldik. Daha da ilerisi bizim şu anda kendi konağımız ikinci bir şube düşünüyoruz nasip olursa. Yani gelen acentelerimiz olsun, gruplarımız olsun, organizasyonlarımız olsun. Ya düzgün hizmet verdikten sonra yani en güzel reklam zaten hani misafirin beğenmesidir. Tavsiye edilmektir. Oraya geldiğimiz için de ilerisi inşallah daha iyi olacak. Evet. Tabii o hedef hiç bitmiyor. Hedef bitmez. Yani ticarette hedef bitmez. Biterse ticaret biter. Evet. Evet, kesinlikle. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar diyelim sizlere. Teşekkür ederim. Evet, inşallah diğer şubelerinizde ya da şubenizde i̇nşallah de... İnşallah diyelim. Daha şu anda işte bakacağız ama... Zamanla hep kendine taviz vermemek gerekiyor. Çünkü birden olabilecek durumlarda değil. Aynen. Bunları da burada ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, Kastamonu'ya, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alalım. Kastamonu'ya gidip tarihi efsane konağına gelip ziyaret eden misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz. Evet. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye, bir tanışmaya da, tanışmaya da davet edelim. Bunlar da bizler için kafi diyelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.